Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Gündemde bu fotoğraf var. Yumruk. Fakat yani Türkiye'nin itibarının yerlerde olması ve bir hakemin saha içinde yumruklanmasıyla ki görülmüş şey değil. Yani gerçekten görülmüş şey değil. Yani futbolda hadiseler çıkar, sahada olaylar olur, saha dışında olaylar olur. Hatta yaralanmalar, ölümler söz konusu olabilir. Şike iddiaları söz konusu olabilir falan. Her şey olabilir. Fakat arkadaş yani sahaya giren taraftar falan çok gördük. Batı'da da var. Holiganlar. Yani bu işin memleketindeyim ben. Holigan meselesi. Holiganizm. İngiltere. Fakat kimsenin aklının köşesinden geçmezdi. Herhalde bir hakemi yumruklamak. Futbolcular birbirlerini yumruklamışlardır. Birbirlerine kafa atmışlardır. Kasti hareketler vardır. Maçın içinde dışında. Yaralamaya dönük. Sakatlamaya dönük. Hepsi olmuştur ama hakeme yumruklu saldırı. Kimse yani bunu düşünse bile hayata geçirmeyi, yapmayı, uygulamayı aklından geçirmemiştir. Türkiye'de bu da oldu. Ee, Barbaros Şansal'a çok atıf var. Bokunda boğul Türkiye demişti. Affedersiniz ifadeyi aynen söylemek zorundayım daha iyi anlaşılması için. Öyle oldu oraya gidiyor. Muz Cumhuriyeti diyenler var. Kabile Devleti diyenler var. İkisi de değil. Bunlarda bile bir kendine göre bir gelenek, bir kurallar bütünlüğü, en azından bir töre, bir uygulama vardır yani. Belli açılardan istikrar vardır. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Ve ne olacağı kestirilemeyen bir ülke durumunda. Hakemin yumruklandığı ülke. Bu bir fırsat değil bizim gibi Türkiye nereye gidiyor, ne yapabiliriz? Veya Türkiye'den haber veren gazeteciler için de bu üzerine atlanacak bir haber değil. Bu gururla anlatılacak ya da bu ya bak işte bana da malzeme çıktı falan denilecek. Her iki tarafıyla söylüyorum. Bir haber değil. Bu utanç. Gerçekten utanç. Herkes aidiyet hissettiği, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu, cebinde pasaportunu taşı taşıdığı ülkesiyle ilgili olarak utanabilir. Evet utanabilirsiniz. Bunun için futboldan anlıyor olmanız gerekmiyor. Hakem yumruklandı. Ama tabii şimdi mahkemeler yargının durumu ortada ve adalet mensuplarının, yargı mensuplarının başına gelenler ortada. Böyle bir ortamda nasıl siz can ve mal emniyetinden bahsedebilirsiniz? Bu bir utanç değil mi? Bu bu halka çok iyi anlatılmıyor. Anlatılamadı da. Ama bu futbol diliyle zannediyorum millet anlayacağını anlamıştır. Hakem yumruklamak. Faillerin önemi yok. Hakem, onu yumruklayan kişi filan. Ama ülkenin geldiği durumu göstermesi açısından ibretlik. Elbette faillerin geriye doğru. Yani failin ve faillerin geriye doğru bir suç sicili var. Ne bileyim izah edeceği edemeyeceği şeyler var. Kendine göre bir irtibarı veya kendine göre bir saygınlığı veya kendine göre kontakları var belli yerlerde. Bu fotoğrafı nereden getirdim biliyor musunuz? BBC'den. BBC Sport böyle geçti bu yumruğun fotoğrafını. Dünyada her yerde var. Yani sabahtan beri BBC seyrediyorum önümde açık. Her gün önümde açıktır. İki haberden biri bu. Sporun başı, sporun manşeti. BBC Spor bülteninin manşeti. Rutin saatlik haberlerde de sürekli buna atıf var. Açıklamalar ne oldu ne bitti nereye gidiyor. Faruk Koca Ankara gücünün başkanıymış. İşte e, tutuklanmış. Burada işte tutuklandığı esnada neyse adliyeden çıkarken çekilen fotoğraf. Gülümsüyordu deniyor. Gülümsüyordu belki ama kendi 15 dakikasını yaşadı. Ve tıpkı Soma tekmeşi gibi Yusuf Yerkel o zaman başbakanlıkta çalışıyordu. Soma'daki tekne, tekmeyle çok genç yaşında meşhur oldu. Kendi 15 dakikasını yaşadı. Andy Warhol'un tabiriyle bir gün herkes 15 dakika şöhret olacak ve gitti. O gün bugündür yok ve bir daha dönebilecek şeysi de yok. Hep onunla hatırlanıyor. İmamın yellendiği sene fıkrasındaki gibi. O hani köyüne dönemeyen imam. Böyle bir hadise olmuş. Aradan uzun yıllar geçmiş. İmam herhalde unutulmuştur benim hadise falan diye tekrar köyünün yolunu tutmuş. Yolda bir gence sormuş işte filan yer nerede filan işte giderken laf lafa açmış sonra sen kaç yaşındasın falan gibi sorunca ya bilmiyorum amca ama imamın yerlendiği sene doğmuşum demiş yani o kadar milat olmuş yani bu da onun gibi bir şey ve orada da Yusuf Yerkel Soma tekmesinde gidip şey almıştı Hastaneden rapor almıştı. Şimdi bu vatandaş da gitmiş hastaneden rapor almış. Acayip yani. Hadiseler birbirine çok benziyor. Hakemin ifadesine bakın. Yani çok net. Ayrıca hakemin ifadesine de gerek yok. Yani görüntüler açık. Görüntüde ne oldu? Faruk Koca'nın nasıl koştuğu, nasıl yumruk attığı, ardından hakemin nasıl düştüğü, saliseler içerisinde ve nasıl tekmelendi. Her şey açık defalı, çok çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflar ve kamera görüntüleriyle. Çok net yani. Herkes de seyretti. Milyonlarca insan seyretti bu görüntüleri. Davacıyım, şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum demiş. Fakat yani şimdi adamın ifadelerine bakın. Yani konuşurken sıvamış tabir yerindeyse Yok diyor işte yumruk değil tokattı. Ben vurduktan bilmem saniyeler sonra düştü. Numara Yani acayip. Pişkinliğe bakar mısınız? Milyonlarca kişinin futbol tutkunu olsun olmasın. Maçı canlı seyrediyor olsun olmasın. Milyonlarca kişinin ülkede seyrettiği bir görüntüyü böyle yorumluyor. Bu nasıl bir pişkinliktir diye sorduğunuzu hatırlıyorum. Şey tahmin ediyorum. Ama so şimdi yapanın yanına... Kar kalan bir ülke orası. Bu adam iki iki dönem AKP'de milletvekilliği yapmış. E, Erdoğan'ın ev sahibiymiş. Mu, muhakkak belli bağlantıları var. Ç e, Ankara gücü gibi bir kulübünde başkanı. Nasıl oraya geldiği belli zaten. Selam Tevhid'le bağlantıları varmış falan. Birazdan bakarız. Yani adam şeyin çelik çekirdeğin içindeki bir eleman yani. Ve ondan dolayı o pişkinlikle yani milletin seyrettiği görüntüleri böyle yorumluyor. Milletin canlı canlı seyrettiği, kare kare seyrettiği görüntüleri, her türlü çekimde, her açıdan seyrettiği görüntüleri böyle yorumluyor ve bunu yedireceğini zannediyor. Buna inanıyor. Bu bu pişkinlikte başka bir seviye ve başınızdaki insanları Türkiye'nin zirvesine e, yamanmış, gitmek bilmeyen, tutunmuş asalakları göstermesi açısından önemli verdiği ifade. Selçuk Atak paylaşmış mühim bir emniyet camiasından isimdir yurt dışında yaşıyor. Faruk Koca İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü yapılanması generallerinden Said Seyit Ali Ekber Mirvekili ile aynı karede Selam Tevhid dosyasını soruşturan polisler 10 yıldır cezaevinde Erdoğan'a sır köpü Hakan Fidan kodadı Emin. İran ajanlarının Hakan Fidan'a verdikleri kodadı Emin. Bu Mirvekil'in adamlarından şimdi hakeme yumruk attı diye Faruk Koca'yı tutuklayacaklar öyle mi? Faruk Koca'nın da kodadı Furkan. Aynı dosyada yemez komik olmayın şöyle bir alırlar arkadan salarlar. Aynen öyle. Sonra yani bu dosyadan yargılanan polisler de sonra bir biçimde beraat ettiler falan yani. Acayip bir şey. Ali Fuat Yılmazer'in kızı Rabia Yılmazer'i 3 yıl içeride tuttular. Ve ikisi birden baba kız şu anda işte efendim ya takipsizlik ya beraat. İnsanların hayatlarından çaldılar. Ramazan güzel. Yine eski bir yargı mensubu Tevhid Selam Kudüs Örgütü'nü hakkında başlatılmış soruşturmayı ona karşı açılmış kumpas davası denilen davayı anlamak için kaleme alınmış üç seri Üç ciltlik seri diyor online olarak satılıyor. Tevhid Selam Kudüs Ordusu emniyet raporlarında örgüt suçlanan o polisler anlatıyor. Merakınız varsa gidin bakın. Ama yani bugün bu, şu anda bunların kumpazlenmesi, üstünün kapatılması, kapatılmak istenmesi veya işte yargılanan polislerin bile beraat ettirilmesi. Yani bu bu dosya hiç konuşulsun istemiyorlar. Çünkü yargılanan polisler dava esnasında olayın gerçekliğini ortaya koyuyor. Olayın doğruluğunu ortaya koyuyor. Yani selam tevhid yapanı edeni ve o soruşturmayı ortaya çık yani o örgütü ortaya çıkaranıyla falan hiç konuşulmasını istiyorlar. Kumpas davaları bile o açıdan düşürülüyor. Kumpas davaları yani tırnak içinde söylüyorum tabii. Tırnak içinde kumpas davaları dedikleri da davaları dahi düşürmelerinin nedeni konuşulmasın için. <laughs> Evdeleşenlik. öyle şenlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Yani öyle bir ülke ki Erdoğan hakemmelere olayın ardından e, ee, bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söylemiş. Hakemi arıyor geçmiş olsun diyor falan filan. Biz yani bakanlara talimat verdim. yani ben bu işin arkasındayım. Bakanlarıma da talimat verdim. Merak etmeyin merak etme siyaseten bu işi örtbas etmeyeceğiz diyor. Bunu demesi mi Yani öyle bir ülke işte. Cumhurbaşkanının yargı garantisi vermesi, soruşturma garantisi vermesi. Halil Umut Meler, FIFA kokarttı. Türkiye'nin en önemli hakemlerinden biri olduğu söyleniyor. İlk üçte ismi sayılıyor. Hatta ilk sırada sayanlar var. Futbolu takip etmeyi yaklaşık 10 yıldır bıraktığım için gerçekten bilmiyorum. Literatüre hakim değilim. Ee, ya şeylere de kahramanlarına da hakim değilim. Çünkü ülkenin bittiği yerde futbol devam edemezdi. Ben bazen sosyal ağlarda görüyorum. Fenerbahçe maçı alınca veya işte Galatasaray alınca Beşiktaş falan işte bir takım yurtta yurt dışında yaşayan insanların dahi gösterdikleri, verdikleri tepkileri falan yadırgıyorum. Allah Allah ya diyorum. Hala Türkiye'de işte futbola inanan, inançlı işte efendim oyunlarla mutlu olan veya işte kederlenen bir kitle olması enteresan falan. Bir şey demiyorum ama yadırgıyorum. Yani her şeyin çöktüğü bir yerde futbol mu kalacaktı? Göz altında çatlak, kafa travması. Ligler süresiz ertelenmiş. Sanki bu da federasyonun şeysi. Yani hakemler maça çıkmayacağız dedi haliyle ertelemek zorundalardı. Geçeceksiniz. Ee, bir daha hakemlik yapmayacağına dair ifadeler var. Bilmiyoruz. Travmanın etkisiyle, şokun etkisiyle insanların böyle düşünmesi doğaldır. Benim can ve yani can güvenliğim yok. Yani ne demeye yani. Bir sen mi kaldın falan diye düşünebilir insan. Son derece doğaldır ama umulur ve dilenir ki e, Türkiye'de futbol diye bir şey kaldıysa bu hakemin zor yetişen iyi hakem zor yetişiyor. FIFA kokartlı hakem dünyada maç yöneteceksin filan. Arkasında, sağında, solunda durmak, belli koruma tedbirlerini falan almak icap eder. Bakın böyle haber oldu yani BBC'de. Türkiye'deki futbol müsabakalarının hakeme saldırı olay, e, olayının ardından askıya alındığı bu karelerle. Arkadaş bütün dünyada kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti. Ya biri söylesin Faruk Koca'ya yani bir daha toparlayamaz. İste, yani ne bileyim birkaç ay yatar belki ya da birkaç hafta. Bu, bu atılı suçun veya yaptığının TCK'da cezası aşağı yukarı belli. Maksimum en üst te, e, tavandan e, ceza verecek mahkemenin bile 18 ay ceza verebileceği söyleniyor. Mesela o değil ki. Fakat şunu isteyecek. Ya keşke 18 ay yatsaydım da böyle bir leke kalmasaydı falan. Çok önemsiyor ya. Her tarafı lekeli zaten de geçeceğiz. Birisi söylesin yani bitti. Bu kapaklarla haber oluyor bütün dünyada. Adam milletvekilliği yapmış AKP kurucusu Nesrin Nas'ın X platformundaki paylaşımını getiriyorum. Geçmişinde gümrük memurunu darp etme var. amet spor yöneticilerini tribünden atma var. Ama bugüne kadar ceza almamış. Kınanmayı bırakın fair play ödülü almış. Evet öyle geçen sene. Fair Play ünvanının Faruk Koca'ya, İmparator ünvanının Fatih Terim'e gittiği bir ülke. Türkiye bunlarla gurur duyuyor. Helal olsun sana diye alkışlıyor. Yani bugün göstere göstere geldi. Faruk Koca ceza alır mı pek sanmam. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu ülkeden kaçıran rejim Faruk Koca'yı da bırakın cezalandırmayı ödüllendirir. Durum bu. Ama en çarpıcı tek cümlelik mesajda işi özetleyen bir ekonomist, saygın bir ekonomist mahve eğilmez. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması sebep kulüp başkanının hakeme saldırması sonuçtur. O arada Arda Turan küfürlü tezahürat yapılmış işte Seçil Erzan'a Eyüp taraftarı tribünden Seçil Erzan'a küfretmiş Arda Turan çıldırmış ve demiş ki ne var ne var görüşeceğiz sizinle maçtan sonra. Herkes böyle birbirine parmak sallıyor yani ve utanmadan da hala ortada yani bu ...seçiler Erzan falan olayının... ...ne derler failleri... ...şusu busu fakat bu işler yeni değil... ...yani bu olaya bir günde olmadı... sabahtan akşama olmadı... ...yani geriye dolu 10 yıllık bir süreç... ...bakın 10. yıl dönümünü... ...idrak ediyoruz şu günlerde... ...5 gün sonra 17 Aralık'ın... ...10. yıl dönümü... ...17 Aralık... ...hukukun... ...adaletin... ...demokrasinin... ...hesap verilebilirlik neyse pek çok şeyin parlamentonun siyasetin rafa kalktığı, kaldırıldığı bir şeydir. Hırsızların katillerle işbirliği yaparak ülkeyi 10 yılda e, bugün nereye getirdi gördük. Bunun miladıdır. Gezi değil. Gezi 2010 için en önemli kırılma noktalarından biriydi. Çok korktu iktidar şu oldu, bu oldu ama 17 Aralık'tır. 17 Aralık'ta köşeye sıkıştı ve artık yani her şeyi iptal etmesi gerekiyordu. Her şeyi rafa kaldırması gerekiyordu. Her şeyi bitirmesi gerekiyordu. Polis devleti yapması gerekiyordu. Muhaberat devleti yapması gerekiyordu. Parti devletine dönüştürmesi gerekiyordu rejimi. Yaptı. 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz şu günlerde. 17-25 Aralık demokrasi haftası ha? Yolsuzluk haftası ha? Onu diyen, bu, bu haftayı ilan eden Devlet Bahçeli falan da şu anda bu rejimle kol kola. Unsurlarından biri. Yani 10 yılda oldu bunlar. Böyle akşamdan sabah olmadı. Ve dediğim gibi bugün ayın 12'si 5 gün sonra 10. yıl dönümü. Her şeyin miladının. Üzgünüm ama öyle. O arada bakın ben de bu konuları araştırırken karşıma çıktı. O böyle bir olay yaşanmış yahu. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Acayip ve kimse de kılını kıpırdatmamış. 11 Mayıs 2019'da olmuş bu olay. Galatasaray'a 3-2 yenilmiş Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal. Ve A, 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 A Spor'a bağlanıyor, Erman Toroğlu karşısında. Erman Toroğlu ona bir soru soruyor. Videosu var. Var yani YouTube'da da var, Twitter'da da var, her yerde var. Aynen tribünde evden silahımı getirin ben bu hakemi vuracağım gibi bir söz sarf ettiniz mi diye soruyor. Erman Toroğlu, Çaykur Rize Başkanı, Hasan Kartal'a. Verdiği cevaba bakar mısınız? Silahım olsa vururdum. Samimi söylüyorum kendime nasıl hakim olayım İyi ki yoktu diyor. Yani soruyu yalanlarken silahım olsa vururdum deyip başka bir şeye imza atıyor. Şimdi böyle bir ülke. Bu ifade işte kan dondurucu bir ifadedir. Böyle. Herkesin birbirine parmak salladığı, herkesin birbirini silahım olsaydı vururdum, kendime hakim olamadım falan dediği, işte en son Faruk Hoca örneği, en son işte hakem yumruklanması olayı. Bu bir sonuç esasen. Sebepler geriye doğru 10 yılda saklı. İşte bu. Kazadan sonra elinde telefonla görüntülenmiş. Somali Cumhurbaşkanının oğlu. Ondan sonra da sırra kadem bastı zaten. Hemen zaten bir yerleri arar bu tür tipler. Kurtar beni. Yaka yele verdim ya da işte başıma bir iş gelecek. Öldürdü çünkü adamı. Hemen kurtar beni diye bir yerleri ararlar ve kurtarılır ve kurtarıldı zaten. Sonra rezervler tarihi yüksek seviyede. bu şeyleri alıp yüzüne çarpmak lazım birkaç ay sonra bu ekonominin başındaki insanları ama. Karar gazetesi güzel sormuş. Ülkeye döviz gelmeden merkezin rezervi arttı. Böyle bir ülke. Sebepler ve sonuçlar. Yani bir futbol hakem olayından ekonomiye atladım ama yani hepsi aynı. Aynı zincirin farklı halkaları. Risk, risksiz bölgeye de rezerv alan diyorlar falan meselesi. Ya bu rezerv alan meselesini ben ilk Mehmet Yılmaz'ın T24'teki yazısında okudum. O zaman daha yasa geçmemişti. Meclis gündemine gelmişti. Uyarıyordu. Ya böyle böyle bir şey geliyor. Ee, i̇ktidar canınız yani istediği her alanı e, şey yapıp çevirip e, ne bileyim hazineye katmaya çalışıyor. İşte bu, bu bu imar yasasıyla. Kamulaştırma yani. Ya çıt çıkmadı. Birkaç gün sonra da meclisten geçti. Meclisten geçerken de kimsenin haberi olmadı. de gitmedi. Sonra milletin haberi oldu artık millet kısa mesajla e, mülkünün veya arsasının gasp edildiğini veya hazineye geçtiğini görüyor. Can emniyeti de yok mal emniyeti de yok. Şimdi geçti burun pazarı geç, çıktı yasa yani. Canını istediği her yeri kamulaştırabilir. Kestanenin tanesi 6 lira 25 kuruşmuş. Pişmemiş taze kestaneden bahsediyorum. Böyle bir ülke. 10 kişiden 4'ünde çoklu kredi kartı var. Böyle bir ülke. Ya ben bu ülkede kredi kartını burada yaşamaya başladıktan 5-6 sene sonra aldım. O da yani birkaç kere başvurdum reddedildi falan falan bir takım şeyleri bir araya getirmeniz gerekiyor. Bir kredi biliteniz olması gerekiyor falan. 5 yıl ya da 6 yıl sonra aldım. Belli bir limitte o da yani. Ancak günlük harcamalarımı falan belki yapabileceğim bir limitte. Burada herkesin cebinde kredi kartı. İki yakası bir araya gelmez. Bağlayalım İsrail ve Ukrayna ile büyük bir vicdansızlık İsrail'de yaşa yaşanıyor, Gazze'de yaşandı, yaşanıyor. Bu çıplak tutuklananlar, gözaltına alınanlar içerisinde görüldüğü gibi kadınlar da var insanlık dışı muamele böyle işte kamyonların kasalarına doldurup götürüyorlar. Dünya seyrediyor yapacak hiçbir şey yok. Bunların büyük bir bölümü Hamas üyesi filan da değil. Bu rehine takasında veya esir pazarlığında bir kısmını serbest bıraktılar ama dediğim gibi ön kapıdan bıraktıklarını arkadan topluyorlar veya arkadan bıraktıklarını önden topluyorlar. Yüzlerce katı yani yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Güya kaç kişiyi bıraktılar? Yani 50-100-150? Geçeceksiniz bunu yani. Zelenski ile bağlayalım. Amerika'ya gitti ve pes etmeyeceğiz. Ukrayna'ya güvenebilirsiniz. Biz de size aynı şekilde güvenebilmeyi umuyoruz diyerek esasen son diplomatik çabaları Ukrayna kaybetti. Bitti ve özellikle 2023 boyunca beklediği desteği göremedi. Batı da sürekli olarak Ukrayna'yı kışkırttı. Saldır, saldır, son bir taarruz yap falan diye. Ve Ukrayna elindeki mühimmatı da kaybetti, silahı da kaybetti. Şu anda Rusya'ya karşı zayıf bir durumda. Rusya da aldığı bölgeleri tamamen tahkim etmiş durumda, yerleşmiş durumda. geriletilemiyor. Ukrayna ileri gidemiyor. Rusya da ileri gidemiyor. Orada adeta dondu savaş ve ilan edilmemiş bir sonuç var. Kimsenin kazanmadığı esasen. Yani Ukrayna'nın da Rusya'nın da kazanmadığı ama bir sürü işte insanın evinden yurdundan olduğu, hayatını kaybetti, çocukların babasız kaldığı falan bir süreç. Bu sürecin sonunda bir anlaşma olur. Putin de buna müheyya. Doğu Ukrayna gider. Batı Ukrayna kalır falan. Böyle bir yere doğru gider. Zelenski'nin bu çabalarını ben nafile olarak değerlendiriyorum. Çünkü Batı arzu ettiği desteği vermedi. Destek yani desteklediği halde arzu ettiği e, Zelenski'nin istediği Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu mühimmatı da yüzde tam anlamıyla göndermedi. Ve orada da bir e, bitişe doğru gidiyoruz. Bakalım 2024 neler getirecek. Bu duygularla manşeti noktalıyoruz. Çarşamba tatil, perşembe tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.